Ben anlıyordu abi. Yok yürüp abi. Yürüp yürüp. Ben birkaç defa şikayette bulundum ama korkuma evimi taşıdım, kendi evimden kiraya çıktım. Bu olaylardan takipsiz kararı çıktığını öğrendikten sonra 23 Kasım günü eşimin mezarını ziyarete gelmek için yola çıktığımda otobüs durağında beklerken 07 ALV 110 plakalı Ahmet Yaşar yönetimindeki araba durakta beni gördü. Bir anda üzerime arabayı sürdü. Refleksim güçlü olmasaydı arabanın altında kalacaktım. Arkadaş daha sonra 100 metre kadar gittikten sonra şöyle arabadan camından bakarak benim düşüp düşmediğimi tanıdı. Ben daha sonra biraz kendimi toparladıktan sonra halk organına giderek şikayette bulundum. Artık ben yoruldum. Ben de ölmek istemiyorum. Çocuklarımın da ölmesini istemiyorum. Artık ya o beni öldürecek durumuna geldim veya ben onu öldürecek durumuna geldim ama bu gidişte galiba o bizi toprağa gömecek. Çünkü her defasında çeşitli şekillerde saldırıya geçtiler. Mezar ziyaretine gelemiyorum. Çocuklarım getiriyordu ve o gün çocuklarım işi olduğu için ben kendim geldim. Yani çocuklarım getirirse arabayla geliyorum, getirmezse mezar ziyaretine bile çıkamıyorum. Bir pazara çıkamıyorum, bir sokağa çıkamıyorum. Olay gününde ben şehir dışındaydım. Annem mezar ziyaretine bulunmak istemiş. Kendisi de dediği gibi ben getiriyordum, kardeşim getiriyordu. O gün biz olmadığımız için kendi otobüste gelmek istemiş. Anlattığı üzere bir olay gerçekleşmiş. Bu olaydan önce 4 kez yine aynı tehlikeleri atlattık. Sürekli kamera kaydı yok, kamera kaydı yok ya da takipsizlik diyorlardı. Şimdi kamera kaydı var. Ya umarım artık bir şeyler yapılır çünkü ben kendi evimden çok adliyeye ya da karakola gider oldum. Bu olaylardan da artık bıktım, sıkıldım. Ya artık gereği yapılsın. Yani bir şeyler olsun artık. Yok, bırakamıyorum. Sadece eve değil dışarıya da hiçbir yere tek başına bırakamıyorum. %90 engelli bir adamı öldürmüş insanlar her şeyi yapar.